Arkadaşlar hepinize merhaba. Tekrar yeni bir videomuz var. Bugün elimden geldiğince video sayısını arttırmaya özen göstereceğim. Daha da sorular elime geçtikçe cevaplayıp yayınlayacağım. Benzer soru var mı hocam diye soruyor birçok arkadaşımız. Evet, benzer sorular var. İllerde bazen zarf usulü, bazen kağıtlar masa üzerlerindeymiş. Siz alıp kağıttaki soruları okuyorsunuz. Bazen de bazı illerde de şıklı sorular var arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla bize atılan yorumlarda bunu görüyorum. Mülakattan çıkıp bize sorular atan tüm arkadaşlara hepiniz adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. İl yazarsanız iyi olur çünkü il yazmıyorsunuz. Birçok arkadaşımız hangi ilden diye soruyor. Benim de o kadar çok geniş vaktim yok. Tekrar yazıp ili sormak gerçekten hiç zamanım yok. Hani 24 saat bana yetmiyor arkadaşlar. Kendi derslerim de var gündüz ve gece. O yüzden buna çok tekrar yazıp hangi ilden diye soramıyorum. Yazarken ili de belirtirseniz ben direkt sizin yazdığınız mesajları Instagram'a atıyorum. Arkadaşlarımız da hangi ilden olduğunu görürler. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Mülakattan çıkanlara çok büyük geçmiş olsun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Her daim her şey istediğiniz, düşlediğiniz gibi olsun diyorum. Ve sorulan sorularla devam ediyoruz. Güvenlik görevlisinin gece yakaladığı birini sabaha kadar genel kolluğa teslim etmemesi o kişinin hangi hakkını elinden almış olur? Kişi hürriyetinden yoksun bırakmış oluruz. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmış oluruz arkadaşlar. Yani suç işlemiş oluruz. Her zaman güvenlikte anlatıyoruz ders verirken süratle genel kolluğa teslim edilmesi, süratle genel kolluğa bildirilmesi. Bu sürat kelimesi en kısa süre, hani bırakın sabaha kadar bekletmeyi, bir saat bile tutmanız hatadır. Siz kişiye kelepçe taktınız, hemen süratle en kısa sürede genel kolluğa telefonda bilgi verip, durumu anlatıp yanınıza gelmesini söylemelisiniz. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmamak adına. Peygamber Efendimizin annesinin babasının adı. Annesinin Amine, babasının Abdullah. Arkadaşlar, Milli Mücadele'de yapılan kongreler sorulmuş. Sivas Kongresi, Erzurum, Afyon ve Pozant Kongreleri. İlk Türk kadın savaş pilotu kimdir diye sorulmuş. Sabiha Gökçen'dir arkadaşlar. Bu aklınızda kalabilecek bir ifade. Havalimanı da vardı. Hatırlayacaksınızdır. Sabiha Gökçen. Bulunduğunuz ilin valisini sormuşlar. Birçok ilde bu sorulmuş. O yüzden herkes kendi ilinin valisini, yaşadığınız yer ilçe ise kaymakamını da, vali, ilin valisi artı yaşadığınız ilçenin kaymakamını da öğrenmelisiniz bence. Herkes kendine göre bunu yaşadığı ilin valisi olarak öğrensin. İlk kadın Türk başbakan kimdi? Tansu Çiller'dir arkadaşlar. Gül Pembe kimin şarkısıdır? Barış Manço'nun şarkısıdır ve çok güzel bir şarkıdır. C4 patlayıcı hangi renk görünür X-ray cihazında? Böyle bir soru gelmiş arkadaşlarımıza, sağ olsun bildirdiler. Turuncu arkadaşlar. C4 patlayıcısı turuncu, X-ray cihazında turuncu görünür. Anadolu'nun kapıları hangi savaştan sonra açıldı? 1071 Manazgirt Savaşı'ndan sonra açıldı arkadaşlar. Anadolu'nun kapıları 1071 Manazgirt Savaşı'ndan sonra açılmıştır. G20 2021 zirvesi nerede yapıldı? Arkadaşlar Roma'da. G20 zirvesi Roma'da yapılmıştır. Özel güvenlik şirketi kurma izni kim tarafından verilir? Bakın, şirketleri kurmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınır. Bu özel güvenlik şirket de olabilir, başka bir şirket de olabilir. Hani size belki özel güvenlik şirketi denmez, başka bir şirket sorulur. Şirketleri kurmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alıyoruz. Özel güvenlik şirketi kurmak için de İçişleri Bakanlığı'ndan. Eğer size alarm merkezi denirse, bakın alarm merkezi denirse bulunduğunuz ilin valiliği diyeceğiz. Şirket İçişleri Bakanlığı. Özel güvenlik hangi kanuna göre greve katılma hakkına sahiptir? Bakın ne kadar şaşırtmalı bir soru gelmiş değil mi?
greve hiçbir şekilde özel güvenliğin katılma hakkı yoktur. 17. madde 588'e kesinlikle özel güvenlik greve katılamaz. Vereceğiniz cevap bu olması lazım. Özel güvenliğin greve katılma hakkı yoktur. Sinekli Bakkal yazarı kimdir? Kitabının yazarı kimdir? Halide Edip adı vardır. Sinekli Bakkal. Kitabının yazarı Halide Edip adı vardır. Avusturya'nın ismiyle ünlü hayvana kangurudur arkadaşlar. Türkiye'nin en kuzey bölgesi neresidir? Sinop, İnceburun. Sinop ilinin İnceburun bölgesidir. Özel güvenliğin kanunu hangisidir? 5188. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun. 5188 özel güvenlik hizmetlerine dair kanundur. Kabataş kanunu nedir? Bu da gerçekten sorulabilecek bir soruydu. Kabataş kanunu deniz ticareti konusunda tanınan ayrıcalıktır özetle. Ben de derslerimde bunu anlatmıştım, çıkabilir de demiştim. Kabataş kanunu deniz ticareti konusunda tanınan, ülkemize tanınan ayrıcalıktır. Atatürk'ün doğduğu yer neresidir? Selanik'tir arkadaşlar. Atatürk'ün doğduğu yer Selanik'tir. 10 TL'deki kişi kimdir? O paraların arkasındaki kişileri çok çok saydık. Benim birçok videomda var. Buna 10 sorulmuş. Size belki farklı bir paranın arkasındaki kişisi olur. Bu yine bilginiz olarak tekrar edin arkadaşlar. Bunları öğrenin bence. Cahit Arif. Hani bu arkadaşımız 10 TL'yi sormuşlar ama size belki farklı bir paranın arkasındaki kişiyi soracaklar. 10 TL'nin arkasındaki kişi Cahit Arif'tir. Siz birçok bu resimlerdeki kişileri öğrenin bence. Özel güvenlik görevlisinin kıyafetini kim belirler? Özel güvenlik görevlisinin kıyafetini özel güvenlik komisyonu belirler. Resmi mi, sivil mi? Nasıl kıyafetle çalışılacak? Bütün bunların cevabı özel güvenlik komisyonundadır arkadaşlar. Bunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz zaten. Özel güvenlik görevlisi kimliği olmadan görev yapabilir mi? Birçok soruda sizi şaşırtmalı çıkmış. Asla. Kimliğimiz yakamızda takılı olmak zorunda. Kimliğimiz olmadan asla görev yapamayız değil mi arkadaşlar? Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kıyafetimiz üzerimizde, kimliğimiz yakamızda. Eğer silahlı hizmet veriyorsak silahımız belimizde ve silah taşıma ve bulundurma belgemizde cüzdanımızda olması gerekiyor. Başka türlü güvenlik hizmeti veremeyiz. Güvenlik görevi yapamayız. Evde unuttuysak gidip alacağız ya da birinin getirmesini bekleyeceğiz. Kesinlikle kimliğimiz olmadan görev yapamayız. 3 tane bilgisayar çeşidi söyleyeyim diye bir soru gelmiş arkadaşımıza. Bilgisayarlar gerçekten çok çeşitli. Masaüstü bilgisayar, dizüstü laptop diyoruz, kasalı bilgisayar, masaüstü. Dizüstü bilgisayar laptoplarımız var ve mini bilgisayar, daha küçük bilgisayarlar. 3 tane yeterli demişler. İlk yerli uçak ismi. Bakın bunun da Türk filmi olarak çok fazla filmi vardı ve çok gerçekten gurur duyarak izledik hepimiz televizyonlarda, sinemalarda. Hani eminim arkadaşımız da hatırlayıp söylemiştir zaten. İlk yerli uçak Vecihi Hürkuş ismi. İlk yerli uçağın ismi Vecihi Hürkuş'tu arkadaşlar. Peki biz neden üst araması yaparız özel güvenlik olarak? Hani AVM girişlerinde, ne bileyim, mitinglerde neden üst araması yapıyoruz? Üst araması önleyici bir aramadır öncelikle. Açıklama yaparken böyle başlayacağız. Önleyici bir aramadır. Herhangi bir suç olmasını önlemek adına. 5188 sayılı kanunun bize verdiği yetkiye istinaden üst araması yapabiliriz. Aramanın nedeni ise oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek, suçlu veya şüphelileri kolluğa teslim etmek, yani koruma amaçlı olarak arama yapıyoruz. Suçların olmadan önlenmesi adına arama yapıyoruz arkadaşlar. Oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek adına üst arama yapıyoruz.
Bu videomu da birazdan editleyip yayınlayacağım ve bu akşam inşallah başka bir video daha soruları cevaplayıp, hazırlayıp, editleyip yayınlayacağım. Saat kaç olursa olsun emin olun bir videom daha var. İnşallah bir nebze de olsa hepinize faydam oluyordur. Hepiniz sevgiyle kalın. Her daim başarılar sizinle olsun.